Ey ateş, İbrahim üzerine serin ve selamet ol. Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi ayet 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nari kunni berde ve selalim İbrahim. Merhaba. Merhaba. Ayn Zeliha gibi. Ayn Zeliha. Nemrüt'ün üvey kızıdır. O da Peygamber Efendimiz'e aşık olur. Kendisi böyle gül bahçesine atmak ister. Oraya yetişmeden bir üvete ora düşüp ölüyor. O Ayn Zeliha da bir beyaz balığa dönüşür. Cuma günü 5'i 5 geçe bu gölde görmek isterseniz 3 tane dilek tutarsınız. 2 tane cennetlik olur. Dualarınızdan biri de kabul olur. Bu gece uyumamışam bu gece. Merhaba dayıcım, kolay gelsin. Bu nerede? Bu YouTube. Ha. Bir gün Wolfram'dan balık tutarlar. Eve götürüp tavada pişirmeye deniyorlar. Bakıyorlar ki oduna dönüşmüş. Çek babam, çek. Çek. Sevdiğine sadıktır. Ne yapıyorsun yani? Tanıtım yapıyorum. Tanıtım yapsın da böyle tanıtım yapılır mı? Bak. Nasıl yapılır? Gel sen göster, gel. Yok. Gel göster. Afiyet olsun. Şimdi Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığının düşünüldüğü makama gidiyoruz arkadaşlar. Gel. Where? Urfe ben mine de haftaki kurmacı çorayı. Kışın suyu sıcak olur, yazında serin olur. Bütün odunlar yakılan balıklara dönüşür, ateş de suya dönüşür. Şu gördüğünüz minare ucuna kadar büyük bir ateş yakılır. Siye geliyem, siye gideyem. Geldi. Halk da özgürlüğümüzdür hocam burada. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Öldüm dile 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 dile. Hep kavga ediyor. Aşiretler mi kavga ediyor? Aynen, aşiretler ediyor. Balık mı istiyorsun? Şeyh Ali El Şazeli türbesindeyiz. Burada şifalısı mı dolduruyor? Evet, şifalısı. Bidonuz varsa ücretsizdir. Öyle mi? Evet, bidonuz getirin, nakası alıp götürebilirsiniz. Yani. Hala. Ahlan ve sahlan. Ahlan ve sahlan. Urfa'yı Urfa türküleriyle gezmeye devam ediyoruz. Urfa'dan selamlar. Hadi bakalım. Bu gece uyumamışam bu gece. Merhaba dayıcım, kolay gelsin. Bu nerede? Bu YouTube. Ha. Bu gece uyumamışam bu gece. Uyumamışam, uykuma doymamışam. Uykuma doymamışam. Ay niye, hele niye, ay niye. Hele niye, öldüm yar diye. Öldüm yar diye. Geceler gel yanıma, geceler gel yanıma. Türkü söyleyem siye, ninni söyleyem siye. Urfalılar böyle söylüyor, siye diyor. Siye geliyem, siye gidiyem. Merhaba. Hala. Ahlan ve sahlan. Ahlan ve sahlan. Burada Araplar da var. Kürtler de var, Türkler de var. Piş. Piş diye bebi uyutuyor ya. Abiye bak be, helal olsun sana abi. Gel. Gel. Where? Kara köprü narlıktır le, havar dile dile le, dile le le. Urfalı olmak bir güzelliktir. Oldu mu? Öldüm dile dile le, dile le le. Şataba girenlerle, havar dile dile le, dile le le. Sevdiğine sadıktır. Ne yapıyorsun yani? Tanıtım yapıyorum. Tanıtım yapsın da böyle tanıtım yapılır mı? Bak. Nasıl yapılır? Gel sen göster, gel. Yok. Gel göster. Afacan ya. Tanıtım yapıyorsun da böyle tanıtım yapılır mı? Türkü söyleme diyor yani. Urfa türkü söyleme kardeşim. Öldüm dile 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 dile. Urfa'dan selamlar, sevgiler.
İşler. Balıklı Göl tam şu kapıdan giriliyor. Şurası da benim otelin girişi. Direkt karşısında. Direkt tam karşısındayım. Tam Göbek'teyim, merkezdeyim. Tam böyle eski Urfa'dayım, antik Urfa'da. Urfa'nın göbeğindeyim, merkezindeyim. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. İşte balıklarımız, kutsal balıklar, yenmeyen balıklar. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye, onları kırıp parçalamaya başlayınca Nemrut tarafından bugünkü kalenin bulunduğu tepeden ateşe atıldı. Allah Celle Celaluhu tarafından ateşe, ey ateş! İbrahim üzerine serin ve selamet ol. Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi ayet 69. Emri verilince rivayete göre ateş, su, odunlarda balık oldu. Hazreti İbrahim salimen bir gül bahçesinin içine düştü. Milattan önce 2000'li yıllarında yaşayan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dönemin Urfa Kralı Nemrut bin Kenan tarafından ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinir ve ziyaret edilir. İçinde bir pınar halinde akan suyun şifalı olduğuna inanılır. Şimdi burası "Ey ateş, İbrahim'in üstüne serin ve selamet ol" ayetinin ve Enbiya 69 ayetinin olduğu Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığını düşündüğü makam. Allah tarafından "Ey ateş, İbrahim üzerine serin ve selamet ol." Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi ayet 69. Emri verilince rivayete göre ateş suya, odunlarda balığa dönüşür. Rivayet bu arkadaşlar. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Şimdi Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığının düşünüldüğü makama gidiyoruz arkadaşlar.
Afiyet olsun. Kolay gelsin. Evet, orada şifalısı mı doldurup alınıyor? Evet, bir donuz varsa ücretsizdir. Öyle mi? Bir donuz getirin, nakası alıp getirebilirsiniz. Yani ücretsiz. Tamam. Ücretsiz. Buraya gelirken eğer bir donuz varsa yanınızda su ücretsiz olarak alabilirsiniz. Eğer bir donuz yoksa bir don satın alıp su doldurabilirsiniz. Şifalı suyun kaynağı nereden geliyor hocam, biliyor musunuz? Hadi bu duvar alt katı, bu bölge. Dağlardan mı geliyor? Yok. Barajdan. 12 metrenin içinde. Burada. Burada 12 metrenin içerisinde. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateş düştü yerden. Kuyu gibi herhalde. Hadi gidelim. Burası bir türbe arkadaşlar. Urfa'nın alimlerinden Abdurrahman Buluntu Hoca'nın türbesi. Urfa'nın büyük alimlerinden birçok öğrenci yetiştirmiş. Yetiştirdiği öğrencilerden birçoğu vaiz ve müftü olmuş. Vefat ettiği zaman şehirde adeta hayat durmuş. İl içinden ve il dışından cenazeye katılan sevenlerinin omuzunda yıllarca hizmet yaptığı Halilurrahman Camii ve medresesinin haziresinde bulunan hocası Hacı Mustafa Efendi'nin mezarının yanına defnedilmiş. Sayın ziyaretçilerimiz, İbrahim Peygamber'in doğduğu, yaşadığı ve ateşe atıldığı Balıklıgöl bölgesine hoş geldiniz. Halilurrahman Gölü'nde bulunan balıkların sağlığı açısından mevcut yemden başka yiyecek madde atmayınız. Balıklara dokunmayınız. Şeyh Ali El Şazeli türbesindeyiz. Aslen Tunuslu ve Şazeli tarikat kurucusu. Şeyh Ebu'l Hasan El Şazeli 1197-1258 yılları. Uzun süre kaldı İstanbul Erenköy'den Urfa'ya gelip yerleşti. Burada bir tekke kurarak Şazeli tarikatına yaydı. Kendisinin yazılı talebi üzerine devrin padişahı Sultan Mehmed'in 1651 yılında yazdırdığı bir beraatla Karaköprü köyü kendisine bağışlandı. Hello. Hello, how are you? Hello, Hatala. Urfalı mısınız? Evet. Aa. Ay, ben bir kere tutabilir miyim ya? Bıçak mı? Abi bıçak değil be. Drone. Ha, drone mu? Balavun yanına at abi. Abi, su geçti mi? Halil'e geçiyor. Bak, bak, bak. Çek babam, çek. Geç bak ya. Çek babam, çek. Çek. Çek, Allah'a yaşasını çek. İşte elinde. Yok olmaz. Her şey değil abi. Urfa'da büyük bir alim. Burada bin, yani bayağı bir alimler var. Görmek istersen bak şurada da var. Evet, gördüm, gezdim ben. Oraya gezdim. Şundan da Ayn Zeliha Gölü'müz var. Nemrüt'ün üvey kızının düştüğü yerdir hocam. Ne gölü? Ayn Zeliha Gölü. Ayn Zeliha. Nemrüt'ün üvey kızıdır. O da Peygamber Efendimiz'e aşık olur. Kendisi böyle gül bahçesine atmak ister. Oraya yetişmeden bir üvete ora düşüp ölüyor. Hmm. Evet, burası da Hazreti İbrahim Peygamber Efendimiz'in ilk ateşe atıldığı noktamız burası. Tam buraya mı atılıyor? Aynen öyle hocam. Şu gördüğünüz yarım kubbe. Nasıl atılıyor biliyor musun? Evet hocam. İki tane mancınık var hocam kale üzerinde. İki sütun ortasına ilk oluşan iki çınar ağacından. Buraya mancık gül bahçesi. Mancık ya? Evet. Gül bahçesine atmak ister. Tabii bu ateşin burası ortası. Burası gül bahçesi. Buraya atmadan önce Allah tarafından bir ayet gelir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya nari kunni berde ve selalim İbrahim. Ey ateş, İbrahim üzerine selim ve selamet ol. Kışın suyu sıcak olur, yazında serin olur. Bütün odunlar yakılan balıklara dönüşür, ateş de suya dönüşür. Şu gördüğünüz minare ucuna kadar büyük bir ateş yakılır. Tabi bu Peygamber Efendimiz de bu gül bahçesinin ateşin ortasına düşmez. Nemrut Adıyaman Dağı'na kaçar. Kale üzerinde ise büyük bir şenlik hazırladığı için Peygamber Efendimiz asker olduğu için ona emir verir. Bütün putların yanında bekçilik yapmak ise bütün putları kırmaya çalışır. En büyüğünü kıramadığı için kemer alıp mağarada bırakılır. Nemrut Adıyaman Dağı'nın tarafında bir topaz sinek Allah tarafından oluşup buraya gelir ve o putların burnuna kaçar. Orada bir yara var. Tokmakla vururlar. Urfa'nın 8 sene ismini oradan getirilmiştir. Ruha edese şanlı Urfa. Hmm. Evet. Yakına odunlar, cinslerini söylüyorum hocam. Alabalık sazan balıktır, kursallıdır, yiyilmez. Bir gün Volta'dan balık tutarlar, eve götürüp tavada pişirmeye deniyorlar. Bakıyorlar ki oduna dönüşmüş. Kafesler oluyor hocam. Yumurtlama kafesler. Aynen öyle. Şunların içine girirler. Üstüne kafesler yumurtayı bırakıp gider. Abi sizin eviniz buralarda mı? Yok, İstanbul'da. Niye buraya geldin? Gezmeye, vlog çekmeye. Biraz otur burada. Şehzadeler mi bunlar da? Şehzadeler mi? Evet. Urfa'mıza Araplar geldi. Halk özgürlüğüdür hocam bunlar. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Bizim Urfalar olmadığı için buraya gelip bakarlar. Tertemiz iki bunlardan hatıra olarak geldi. Reşo Ağa hanım ağa. Reşo Ağa? Hanım ağa. Hanım ağa. Evet. Şimdi burada da Ayn Zeliha Gölü dedim ya hocam. O Ayn Zeliha da bir beyaz balığa dönüşür. Cuma günü 5'i 5 geçe bu gölde görmek isterseniz 3 tane dilek tutarsınız. 2 tane genetik olur. Doğalanızdan biri de kabul olur. O beyaz balığı mutlaka cuma günleri sadece 5'i 5 geçe bu gölde görünüyor. Hocam. Cuma günü saat 5'i 5 geçe. Evet. Akşam. Yok üzeri. Sabah erken. Sabah 5'i 5 geçe. Aynen öyle. Oo. İşini biliyor ha. Kimse gelmez o saatte. Minare ucunda balık görünüyor. Peygamber Efendimiz'in ne kadar yükseklikten atışa atıldığını gösteriyor. Asıl oradan atılmamıştır. Kale üzerindeki sütunlardan değil. İlk konuşan iki çınar ağacından buraya gül bahçesine ateşe atıyor. Hmm. Evet. Sonradan onun emrutun putları dikiyor. Ne oldu gözüne? Ali mi soktu? Yok valla bir tanesi yolda vurdu. Kavga. Ooo. Çocuk mu vurdu? Yetişkin mi vurdu? İşte diyorlar ki bu patrolar biraz yaramaz da. Bizim gelen misafirler bilmiyorlar. Ekmek simit bahçe atarlar. Maya var. Şişirip patlayıp ölüyor balıklar. Hmm. Çok zarar veriyor. Burada 1000 tane 2000 tane balık vardı. Hiç kalmadı hocam görüyorsunuz. 2000 tane balık vardı. Evet. Çünkü bunlar kendi yürüyor hocam. Biri vefat edildiği zaman gül bahçesine şöyle şu tarafta orayı gömerler. Orada gül bahçesi mi var? Evet. Burada karaçılar var abim. Güller, güzel güller çıkıyor. Bırakmıyorlar ki hep koparıp götürüp satıyorlar. Hayda. Millete satıyorlar. Her şey ticaret dönüşmüş ya. Evet, aynen öyle abi. Burada kafe var mı ya? Bir kahve içmek istiyorum ben. Kahve mi içeceksin? Tabii var hocam. Anne burası sakin. Menegüç kahvesi mi içeceksin? Yok, ondan içtim. O tatlı geliyor bana ya. Balık mı tutuyorsun? Yok abi. Çiçekleri için veriyorum abi. Çiçekleri oradan mısın veriyorsun? Evet abi. Vay. Balık. Ne de nasıl? Evet abi. Buna güzel toprağın değerler. Ne derler? Toprağın. Toprağın. Bu kim verir mi? Çok güzel kokuyor. Bir kokular da kaldı. Değil mi? Evet, bir kokular ya. Emlumuz bir güzel kokuyor. Hmm, fesleğen gibi. İpek, toprağın denir. Siz de bilmiyorsunuz. Fesleğen diyoruz. Fesleğen. Toprağın mı diyorsun? Evet, Urfa'mıza çok güzel abi.
Fesleğen mi? Urfalılar hep evlerde bunları büyütüyorlar. Böyle var ya, bayağı olur, çok güzel olur. Güzel kokusu var ya o yüzden. Güzel kokusu var. Evet. Bunun bir farklısı da var, nane oluyor. Nane. O da güzel kokar. Nane çok şifalıdır bize. Çok tehlikeli bir çiçek sulama, düşebilirsin her an. Sorun değil abi, yüzme biliyorsun. Biliyor musun? Evet, tamam. Tamam bak, kurtarmam seni ha. Sorun değil abi. Sen rahatına bak abi. Cansın. Ben rahat ol, bizim tamam. Bir de birbirine girdik. Hep kavga ediyoruz. Aşiretler mi kavga ediyorlar? Aynen öyle, aşiretler öyle. Genelde kavga sebepleri? Hep böyle tarlalar. Tarlalar. Tarla anlaşmazlık. Aynen öyle abi. Keşke öyle bir şey olmasın. Ya abu su ya 10 lira olsun 5 lira olsun. Ha almışım ha almamışım ne farkı. Ama bölüşme anlamında çok kavga ediyorum. Evet. Ben diyorum ki ben bunu 100 lira veriyorum. Sen diyorsun ki bana 150 vereceksin. O diyor ilahi 100 lira olacak. Ondan sonra anlaşamıyorlar, birbirine girerler, kavga ederler. Bıçaklardan, silahlardan. Ne işte, öyle öyle devam ediyor. Oy oy oy, çok fena. Evet abi. Çok fena. Keleşler, meleşler, lavuk lavuk. Neler neler oynuyor. Allah iyi etsin, ne diyeyim. Amin. Çok şükür abi, bizim tarlamız yok, bir şeyimiz yok. Başımız rahat. Allah rahat. Vallahi ya. Olsa vallahi. Var ya, şimdi amcalar, abiler, kardeşler. Birbirlerine girmişlerdi. Girmişlerdi abi ya vallahi. Her şey kırıp dökmek değil abi vallahi. Yok. Bu dünyada yemin ederim, hani bir insan öldüğü zaman anlıyor, biliyor. Şu anki insanlar herkes para takıyor abi. Para nedir ya, vallahi gerçekten. Keşke insanlık olsun, para olmasın. Vallahi. Rabbimiz Ramazan. Ramazan. Evet. Serçe var Ramazan. Ve Urfe Bamine de haftaki kurmacı şöyle bir tür. Kırmancı öğrenmek mi? Ben öğrendim bile ya. Oo, tabii ben şarkımı da söylüyorum Kürtçe. Abi beşe. Bak Instagram'a bak. Orada var. Gördüm mü? Gördün mü? Geldik abiler. Buyur abicim. Var mıydı başka bir yeriniz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. Abi orada 2 kilo kış verdi sen. Abi benim çadır. Get oradan. Get çadır al. Hadi. Get oradan. Bu gittiğin yer neresi abi? Burası Dara Antik Kenti. Mardin'de. Mardin'de. Muhteşem bir yer. Bak abi, ben Urfa'dayım vallahi, hiç bir yere gelmedim. Urfa'dan çıkmadın mı? Yok vallahi. Ha, gezmişim de çok şey değil ya. Antalya'ya gittim, Karaman'a gittim, Malatya'ya gittim, Çarşı'ya gittim, gezmedim. Hep çalışmaya. Evet. Ama yine Antalya'da güzel abi. Antalya'nın en güzel nedir biliyorsun abi? Haftanın bir günü evde kalıyorsun ya. Git gez, istediğin yapayım vallahi. Ama ben orada kaldım abi, çok güzeldi. Vallahi sen nasıl yazdın? Çok güzel yerlere gitmişsiniz. Geziyorum sürekli. Ben ismi yapıyorum. Buranın çayı kaçak mı? Uydu mu der, nerede diyor? Uydu mu? YouTube. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. YouTube'a mı çıkacağız yani? Evet. Karasal yayın uydu. Urfa'da kalırsan aç kalmazsın. Buraya geldiğin zaman buradan da cami görünüyor ya. Ha? Mağara var, orayı da görürsünüz. O tarafta mağara var. Evet. Bir şeyiniz var mı? Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Sen de kendine iyi bak. Tamam, haberleşiriz. Yarın haberleşiriz, tamam. Çok sağ ol, çok sıkıntı yok. Yok güzel. Görüşürüz. Serçava. Serçava, eyvallah. Bazen böyle çok tatlı arkadaşlar, Ramazan gibi, Sinan gibi Dara'da arkadaşlar çıkıyor. Onlarla hem güzel sohbetler ediyoruz, hem oturuyoruz, çay kahve içiyoruz. Hem de geziyoruz. Benim mutlaka bilmediğim şeyler oluyor, onlar anlatıyorlar. Güzel oluyor, iyi oluyor, hoş oluyor. Urfa'yı gezmeye devam. Bugün tam 15 gün oluyor İstanbul'dan ayrılalı.
Diyarbakır ve Mardin bitti. Ben de bittim. Urfa'ya artık takadim kalmadı. Merhaba. Ehlen. Ehlen ve sehlen. Şılak 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 şılak. En güzel programı verdin. Çektiniz mi? Çok iyi oldu. Ben geçiyorum Halktan. İyi günler. Güzel kareler. Vallahi bir iki tane baktım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Balıklı Göl'e akın akın insan akını var arkadaşlar. Kara köprü narlıktır le avar dile dile le dile le güzellik bir varlıktır le öldüm dile dile le dile le le Şatabayin ellerle Havvar dile dile le dile le le Sevdiğine sadıktır le Öldüm dile dile le dile le le Urfa'yı Urfa türküleriyle gezmeye devam ediyoruz. Urfa'dan selamlar.